Külah. Prenses Isabella. Ne hale gelmişsiniz? Ne olacak bu işin sonu? Ey Allah'ım, sen bizi koru. Sakin ol. Beni de telaşlandırıyorsun. Sana gitmeni söylemiştim. Hatta yardım ettim sana. Ama beni dinlemedin. Beni aldattın. O küçük aklınla oyun oynadın bana. Gördün mü neler oldu? Senin akılsızlığın yüzünden. Bak,
Ona da yazık ettin. Süleyman'a aşığım. Onun için savaşmak istiyorum dedin. Savaştık. Bitti. Ben kazandım. Sen de... Sen de onun gibi öleceksin. Hoşça kal prenses. İkisini de yok edin. Koyun bir çuvala. Atın denize. Sultanım. Prenses yaşıyor. Kızlar, kaynatmayın, daha çok işimiz var. Hayırlı sabahlar ağam. Sana da fidan hatun. Şu benim ısmarladığım esvaplar ne oldu ağam? Merak etme, halledecektir. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri. Hünkârımız geliyor. Çabuk hizaya geçin. Geç, 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 geç. Gözünün içine bakmayın zinhar. Başınızı kaldırmayın. Hünkârım. İzabel'e nasıl? Çok daha iyi hünkârım. Hekim başı birkaç güne kalmaz toparlar dedi. Âlâ. Bir de ben göreyim nasılmış. Buyursunlar hünkârım. İn başınıza. Ha, kaldırma. Geliyorum. İzabel'e nerede? Hünkârım dairesindelerdi. Daire boş. Hay Allah, ne vakit çıkmış. Bana mı sual ediyorsun? Haşa hünkârım, ben şeydiyim. Eşyaları da toplanmış, başka bir daireye mi alındı? Öyle olsa benim haberim olurdu. Derhal bul onu bana, derhal. İşte hünkârım. Allah olsun, eşyaları da gitmiş. İçinizde prensesi gören olmadı mı? Burnunuzun dibinde kalıyor yahu. Dilinizi buyuttunuz, konuşsanıza. Nigar Kalfa ile Gülağa nerede? Ha? İhtiyaç olduğu zaman ortalıktan kaybolurlar. Git bul onları hadi çabuk. Çabuk git, uyandır. Her yer aranacak. Her yer didik didik. Gülşah, neredesin? Gel yardım et. Sultanım, prenses kayıp.
Nasıl kayıp? Odasında yok. Eşyaları toplanmış. Çıktığını gören duyan olmamış. Nasıl olur? Kuş olup uçmadı ya. Bir yerdedir. Sultanım. Dün gece Nigar'la Gülay'ı çamaşırhanenin önünde gördüm. Şüpheli bir halleri vardı. Ne yapacağız? Bu beladan nasıl kurtulacağız diye konuşuyorlardı. Bence kesin prensese bir şey yaptılar. Belki de çamaşırhaneye kapattılar. Demek öyle. Gel benimle. Nereye gidecek aslanım? Çıkar ortaya birazdan. İnşallah validem. Lakin içimden bir ses hiç iyi şeyler olmayacak diyor. Hünkârım. Belki has bahçeye çıkarmışlardır. Malum kaç gündür hasta yatıyordu. Hünkârım. Valide sultanım. Ne oldu Sümbül? Neredeymiş Isabella? Sultanım, her yeri aradık. Lakin gören, duyan, bilen yok. Yer yarılmış, içine girmişler sanki. Sultanım, büyük bir ihtimal kaçmışlar. Nasıl izin verirsin böyle bir şeye? Kimseye fark ettirmeden nasıl çıkar bu kadın saraydan? Git çabuk sorgula herkesi. Neler olduğunu öğren. Baş üstüne sultan. Validem, böyle mi yönetiyorsunuz haremi? Ortalık ayağa kalktı, siz uyuyorsunuz. Hayırdır Daye Hatun? Ne oldu? Biz her gün bu vakit kalkıyoruz. Doğru vallahi. Ne oldu ki? Prenses kayboldu. Ah. Eğlenme bizimle Daye Hatun. Ne kaybolması? Olur mu hiç? Daye Hatun. Ne anlatıyor bunlar? Ne yalanlar söylüyorlar? Suçlarını inkar mı ediyorlar? Gülşah görmüş bunları. Çamaşırhanenin önündelermiş gecenin bir vakti. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız bu beladan diye konuşuyorlarmış. Ne yapıyordunuz orada? Prensesi oraya kapattılar belli ki. Cevap versenize. Vallahi öyle bir şey yok Daye Hatun. Gece rahatsız oldum. Çok terlemişim. Çarşafımı değiştirmeye gittim. Gülağ da su içmek için kalkmış. Görünce yardım etti. Sonra sohbet ettik biraz. Neler uyduruyorsun sen Gülşah? Ne uydurması? Gözlerimle gördüm Daye Hatun. Vallahi biz bir şey yapmadık. Şimdi anlarız. Daye Hatun, çamaşırhanenin kapısını açtır. Siz de geliyorsunuz. Hayırlı sabahlar hünkârım. Ne hayırlı Pargalı? Olanları duymadın herhalde. Isabella yok. Daha doğrusu yok edildi. Prenses öldürülmüş mü? Onu sen söyleyeceksin Pargalı. Hünkârım... Öldü mü kaldı mı öğren. Kendi ayaklarıyla gitmediği malum. Belli ki kaçırıldı. Kaçırıldı. Onu bul Pargalı. Bul ve getir bana.
Ben anahtar bulayım. Gitme. Kır şu kapıyı. Daya Hatun. Sana ne diyorsam onu yap. Sultanım, çocuklar uyandı. Esma halledi. Sen git, ne olmuş öğren. Şimdiye fark etmişlerdir her şey. Ortaya çıkarsa ne yaparız? Sultanım, bağışlayın. Söyle. Nigar Kalfa'nın ne yaptığı malum. Paşa ile birlik olup yine oyun oynadı size. Ya konuşursa? Anlatırsa her şeyi. Sen işine bak. Nigar Kalfa'nın zamanı da gelecek elbet. Sen dur. Nereye sakladınız onu? Prenses nerede? Görmedik sultanım. Bakın yok. Vallahi bizim alakamız yok sultanım. Siz kimi kandırıyorsunuz? Hürrem emir verdi. Siz de yok ettiniz değil mi? Nerede şu prenses? Ne oldu Nilüfer? Bir şey öğrendin mi? Maydevran. Ne haber getirecekti sana Nilüfer? Yoksa prensesle mi alakalı? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsun sen? Haberin yok mu? Prenses gitmiş. Hiçbir yerde bulamıyorlarmış. Hı? Nasıl? Nereye gitmiş? Bunu ancak sen bilebilirsin. Bir de sadık bendelerin. Ne diyorsun sen? Adım kadar eminim. Ona bir şey yaptınız. Belki de öldürdünüz zavallıyı. Yok böyle bir şey. Hayal kurma boş yere. Sana söylemiştim. Çok büyük bir hata yapacaksın diye. Al işte. Başın büyük belada. Saçmalama. Ben hata falan yapmadım. Çık dışarı. Prenses Isabella'yı korumanız için bilhassa uyarmıştım sizleri. Benim kelamımın bir kıymeti yok mu? Olanlara bakılırsa yokmuş.
Estağfurullah paşam. Sizin ağzınızdan çıkan her şey bizim için emirdir. Lakin paşam, vallahi de tillahi de şaştım. Ne olmuşsa olmuş, kaşla göz arası sırra kadem basmış. Mutlaka bir gören, bir duyan olmuştur. Kim var, kim yoksa sorguya çekildi. Kimse bir şey bilmiyor. Lakin paşam, belli ki birileri yardım etti. Büyük ada, bunun affı mümkün değil. Kimin parmağı varsa bu işin içinde, bizzati ellerimle vereceğim cezasını. Bir şey öğrenirseniz bana haber verin. Şimdi yıkılın karşımdan. Gel Kalfa, benimle gel. Gözlerinin önündeki kadına sahip çıkamadılar. İçeriden yardım almadan kaçması mümkün değil validem. Her şeyi de kitabına uydurmuşlar. Hiçbir iz yok. Ne malum kaçtı? Belki de öldürmüştür. O kadar ileri gidebileceğini düşünüyor musunuz gerçekten? Hürrem bu. İstediğini elde etmek için her şeyi yapar. Eğer Hürrem'in işi ise buna ispat edin dahi. O vakit kimse alamaz onu elimden. Validem, sultanım. Duydun mu olanları? Duydum validem. Hürrem yaptı bunu. Malum, prensesin yegane düşmanı o. Lafla olmaz Vahide Evren. Bu söylediklerini kanıtlayacak bir şey var mı elinde? Yok. Lakin az evvel Hürrem'le konuştum. Gözlerine bakmanız yeterli. Nasıl kibirli. Nigar Kalfa, ne yaptın sen? Vallahi billahi söylediğinizi aynen yaptım paşam. Zehiri koydum yemeğine. Sonra da bizzat kendi ellerimle götürdüm. Nasıl kayboldu peki? Göğe yükselmedi ya. Ben uykudayken Hürrem Sultan geldi. Meğer gidip bakmış. İkisini de zehirlenmiş görünce üstüme yürüdü. Bana oyun ettiniz diye esip gürledi. Ben inkar ettim elbette. Lakin bana inanmadı, çıktı gitti. Üstüne kalmasın diye ortadan kaldırdı hemen. Bir çuval inciri berbat ettin. Paşam. Yıkıl karşımdan! Ne güzel olmuşsun. Paşam, o gün gidip bir toplasana. Hani burası örgülü. Esma, sen git. Ben yaparım. Gel. Benim ay parçam. Altın saçlı sultanım. Annenle baş edebileceklerini sanıyorlar. Ama güçleri yetmez. Bak. Senin cariye diye itilip kalkılan annen neler yaptı?
Süleyman'da arama giren herkesten teker teker kurtulacağım. Isabella gitti bile. Sırada İbrahim var, o da gidecek. Sonra Valide Sultan. Maydevran, Mustafa. Hepsi bir bir gidecek. Bizim saltanatımız başlayacak. Senin, benim, abilerinin. Birlikte çok mutlu olacağız. Bu sarayın asıl sahipleri biziz. Arşidük Ferdinand Hazretleri, size gururla bildiririm. Macar Kralı Janos Zapolya'nın giymeyi hayal ettiği kutsal kraliyet tacı artık bizim elimizdedir. Frederik, hanedanımızı gururlandırdın Frederik. İmparator Schalken de bunu takdir edecektir. Hiç kuşkun olmasın. Şu taç ait olduğu yerde, yakında o taht da ait olduğu hanedana geçecektir. Sultan Süleyman bunun cevabını nasıl verecek? Merak ediyorum. Osmanlı'ya hemen elçilerimizi yollayalım. Elçilerimiz Sultan Süleyman'a iade etmesi gereken topraklarımızı hatırlatsınlar. Hünkârım, haremdeki herkes sorgudan geçirildi lakin maalesef bir malumatı olan yok şimdilik. Gritti'nin mekanlarına ve limana da baskın yapıldı. Belki maalesef. Hiçbir iz yok. Öyle mi? Affınıza sığınarak söylemeliyim ki prensesi daha evvelden kaçırmaya teşebbüs edenler bu sefer muvaffak oldular hünkârım. Kim verecek bunun hesabını? Haremi korumak ve yönetmekle yükümlü olan validem mi? Yoksa canımı ve ailemi emanet ettiğim sen mi? Hünkârım. Belli ki bir boşluk var İbrahim. Malum. İktidar boşluk kaldırmaz. Hünkârım, Valide Sultanımız geliyorlar. Çekilebilirsin. Olursa Kont Hobostanski'yi elçi olarak Konstantinopol'e gönderelim. Hem Sultan Süleyman'la hem de İbrahim Paşa ile görüşmesi iyi olur. Hazırlıkları hemen yaptırırım. Uygundur. Acele yola çıksınlar. Zapolya da elçilerini yollamıştır. İmdat. Sultan yetişin. Tacını aldık. Ama Zapolya'nın hayatını bağışladık. Sultan Süleyman gelip onu kurtaramaz. Validem. Bu son aslanım.
Ne sabrım kaldı ne de huzurum. Yeter artık. Daha ne kadar katlanacağız buna? Sakin olun validem, hayırdır? Nasıl sakin olabilirim? Hürrem'in bu yaptığı karşısında sen nasıl sakin olabiliyorsun böyle? Kimin haddine hünkârın gözdesini yok etmek? Nasıl cüret eder buna? Bir bildiğiniz varsa söyleyeyim validem. Mihrim Aha anlatıyordu. Kendi kulaklarımla duydum. Bir sonraki hedefi İbrahim'miş. Sonra ben, Mahidevran, Mustafa... hepinizden bir bir kurtulacakmış. Böyle dedi. Küçücük çocuğu karşısına alıp bunları anlatıyor. Bu kadın ne söylediyse yaptı bugüne kadar. Ne kadar çabalasam da engel olamadım. Amaçlarına bir bir ulaştıkça daha da güçlenecek. Bütün haremin düzenini, kurallarını bozdu. Öyleyse engel olsaydınız valide, ben ne vakit sizin işinize karıştım? Bu kadını sen yarattın Süleyman. Bu gücü sen verdin. Kimseye olmadığın kadar affedici oldun. Validem. Yalan mı? Gülfem'i bir kalemde silip atmadın mı? Ne günahı vardı onun? Allah'ın takdiri. Evlatlarını kaybetti. Sonra Mahidevran. Ona neden bu kadar hoşgörülü olmadın? Onun günahı neydi? O da Hürrem gibi seviyordu seni. Sana sadakatte, bağlılıkta hiçbir kusur işlemedi. Ne yaptıysa aşkı için yaptı. Hürrem'in diğer kadınlardan farkı ne Süleyman? Neden ona müsamaha gösteriyorsun? Siz canınızı sıkmayın validem. Bu Hürrem'le benim aramdaki mevzu. İcap eden neyse ben yaparım. Bunun bağışlanacak bir tarafı yok Süleyman. En ağır şekilde cezalandırılması icap eder. Arşidük Ferdinand yokluğumda sarayımdan tacımı çaldırdı. Bana demek istiyor ki yakında geleceğim ve o tahtta da ben oturacağım. Bunu Sultan Süleyman'ın bilmesi gerekiyor Lansky. Hemen yola çık ve Konstantinopoli'ye git. Sarayında yerlere eğil, yalvar, yakar, ne lazımsa yap. Ama durumu anlat. Yardım etsinler. Kral Hazretleri, emrinizi hemen yerine getireceğim. Bugün çıkarım yola. Bize, Sultan Süleyman'a ve İbrahim Paşa'ya yakın bir elçi gerekli. Saraya istediği zaman ulaşacak gücü olan. Venedikli Gritti ailesinin oğlu Alvise Gritti büyük bir tüccar olarak Konstantinopol'de yaşıyor. Saraya da danışmanlık yapıyor. Benim elçim olmasını teklif et. Kabul ederse hemen kaç duka ödemeliyiz öğren. Hediyeler götür yanında. Ben de Roma'ya, Vatikan'a haber vereceğim. Avusturya'nın bizi yutmak için hazırlandığını bilmeliler. Hünkârımız sizi çağırıyor sultanım. Hünkârı gördün mü? Sinirli miydi? Gördüm. Sinirliydi sanki. Bilmem ki. Anladı mı yoksa? Mahidevran Sultan söylemiş olmasın sultanım. Sakin ol. Bütün gün böyle davrandıysan herkes anlamıştır senin yaptığını. Nilüfer, hünkârımın en sevdiği elbisemi getir. Her şey iyi olacak.
gerçekten bu sarayın ona ait olduğunu mu söyledi? Kulaklarımla duydum. Hepsini bir bir Mihrimah'a söyledi. Çocuğu da zehirliyor. Ne yapacaksınız valide? Bu sefer büyük bir ceza vermek lüzum eder. Gözünü korkutmak lazım. Aslanımla konuştum. Gerekeni yapacak. Onun verdiği ceza benim vereceğim tüm cezalardan daha çok acıtacaktır canını. Ya gerekeni yapmazsa? O zaman ben yaparım. Beni görmek istemişsin. Hürrem. En çok hangi evladımı seviyorum biliyor musun? Ben söyleyeyim. En çok Mustafa'mı seviyorum. Lakin o büyüyene kadar en çok Mehmet'imi seviyorum. Zira o daha çok küçük. En çok Mihrimah'ı seviyorum. Gözleri babasını ararken, şefkatime muhtaçken. Sonra Selim'i, Bayazıt'ı. Evlatlarımın hepsini birbirinden ayırmadan seviyorum. Lakin evlatlarım da benim kim olduğumu bilmeliler. Cihan Sultanı, kullarının koruyucusu, babaları. Adil, Sultan Süleyman Han'ın kim olduğunu bilmeliler. Bilmeliler ki onlar da benim sevgimi, alakamı arzularken benim gibi adil olsunlar. Paylaşmayı bilsinler. Peki sen Hürrem. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şu an kimin huzurunda olduğunu farkında mısın? Ne güzel İtalyanca konuşuyorduk prensesle. Bir daha gelmeyecek mi peki? Ülkesine mi döndü? Maalesef gelmeyecek. Sen benim canımın sultanısın. Sebebi saadetimsin. Aşkımsın. Bu nasıl aşk Hürrem? Böyle yakıp yok etmek midir aşk? Nedir bunun sınırı? Ne zaman duracaksın? Ne zaman durulacaksın? Kim sana ne anlattı Süleyman? Benim günahım yok. Ben prensese bir şey yapmadım. Yoksa inanır mı onlara? Çekemiyorlar bizi Süleyman. Tuzak kuruyorlar. İstiyorlar ki bizim aşkımız bitsin. Ya ben de artık bitsin istiyorsam? O zaman bitir.
Müsaadeniz olursa ben artık gideyim. İbrahim Paşa bekler. Tamam kızım, selametle. Validem, kendi teraslarından bana saadetlerini göstermek için ne lazımsa yapıyor. Bu kadarını kimse hayal bile edemez. Ali'ni nispet yapıyor, siz de kimsiniz diyor sanki. Size söylemiştim validem. Hürrem Efsunlu. Bunu yanına mı bırakacaksınız valide? Hatice'm sen sarayına dön. Mahidevran sen de daireni. Gülfem hepiniz çıkın, yalnız bırakın beni. İbrahim Paşa. Sultanım. Prenses kurcu olup uçmuş. Şimdi karşıma kimi çıkartacaksınız çok merak ediyorum. Hoş geldin Malkaçoğlu. Sağ olun paşam. Zapolyon'un adamı Lenski ile birlikte geldim. Belgrad yolunda karşılaştık. Avusturya arşidükü bunların kutsal tacını alıp kaçırmış. Bana da yapacak bir iş kalmayınca onunla geldim. Şikayete geldiler, Girit'i de burada. Huzura kabul beklerler. Anlaşılan haberler kötü. Bakalım ne isteyecekler. Hünkârımız birazdan teşrif buyururlar. Lasky ile Girit diye söyle gelsinler matrakçı. Elbette paşam. Vali Bey, babanız nasıl? Saati yerindedir inşallah. İyiler paşam. Selamlarını ve hürmetlerini iletmemi istediler. Beni artık yanında istiyor. Tabii hünkârımızın ve sizin müsaadeniz olursa. Elbette. Vazifeniz bitti. Dönebilirsiniz artık. Arşidük Ferdinand'ın elçisi geldi. İçeri alın. Papa Hazretleri. Duyduklarım doğru mu? Doğru efendimiz. Değerli Macar tacı ait olduğu ellerde. Arşidük Ferdinand, Sultan Süleyman'a Hristiyan dünyasında güç sahibi olamayacağını gösterdi. Zapolya'nın krallığının bir hükmü kalmadı artık. Macar tacını bu tacı hak eden Ferdinand takacak. Hata. Büyük hata yaptınız. Sultan Süleyman kapılarınıza dayanacak. Kaçacak yeriniz de yok. Arşidük Ferdinand'ın kuzeni Prens Frederick, Zapolya'nın Kutsal Roma tacını kaçırdı. Taç şu an Viyana'da. Ferdinand, Zapolya'nın krallığını tanımadığını ve kendisinin kral olduğunu resmen ilan etti. Şarlken sonunda gerçek yüzünü gösterdi demek. Âlâ. Tam düşündüğümüz gibi hünkârım. Zapolya'nın bir mesajı daha var. Bundan sonra Signor Giritti'nin İstanbul'da kendisini temsil etmesini ister. Ne dersiniz Signor Giritti? Sultanım, eğer sizin de izniniz olursa şeref duyarım. Elçiliğiniz münasiptir. Hayırlı olsun.
Üfürme. Validemizin tabağı hazır değil mi daha? Gözünün önünde hazır ya işte. Kör müsün Gül ağa? Şeker ağa bak düzgün konuş benimle. Vallahi kafanı gövdeğinden ayırırım. Çok da güzel yaparım bunu. Yanık kokusu mu bu? Ne? Allah yandı bu. Vallahi billahi yandı. Koş çabuk al kazanı çabuk. Ya iki ayağımı bir pabuca soktunuz. Nereden çıktı şimdi bütün haleme helva dağıtmak? Gül ağa. Duydun tabii mis gibi helvanın kokusunu yetiştin. Hatice Sultan çağırmış seni. Koş öbür saraya. Yallah. Hayırdır inşallah. Tüllahi ben bilmem. Yine bir halt işlemişsin belli ki. Oh. İyi ben gideyim o zaman. Sen bunu valideme yetiştiriver. Tut. Düşürme. Peki. Mustafa daireden memnun mu? Bir ihtiyacı var mı? Çok memnun validem. Allah sizden razı olsun. Daha bir olgunlaştı. Valide Sultanım. Bu nedir? Hürrem Sultan helva kavurtmuş. Bütün hareme dağıtıyor. Size de getirilmesini buyurmuşlar. Nereden icap etmiş bu? Hürrem Isabella'yı öldürdü. Şimdi de helvasını dağıtıyor belli ki validem. Hepimizle alay ediyor. Bu ne saçmalık? Sen de mi Hürrem'e maşalık eder oldun Sümbül? Al götür şunu gözüm görmesin. Affedin sultanım. Gül ağa elime tutuşturuverdi. Ya duyacaklarınız sizi daha da mutsuz ederse? Göze aldım ben bunu. Ne yaşayacaksan bilmek istiyorum. Aynı yıkımlara tahammülüm kalmadı artık. Kaderimmiş diye tefekkür içinde bir köşede sinmiş beklemeyeceğim. İyi. Madem içiniz rahatlayacak. Sultanım. Gül'a. Yaklaş. Beni emretmişsiniz. Hatice Sultan çağırıyor dediler. Vallahi koşa koşa geldim. Gül'a. Bana Yakup Efendi'yi getireceksin. Yakup Efendi'yi mi? Duymadın mı? Duydum da. Buraya mı getireyim sultanım? Hayır, burası olmaz. Bir gören olur. Mermer köşke getireceksin onu. Gizlice. Kimse bilmeyecek. Anladın mı beni? Siz hiç merak etmeyin sultanım. Hünkârım, Anadolu'da bir takım kafir seyyahlar dolaşmaktaymış. Bu haber benim de kulağıma geldi hünkârım. Acem topraklarına girip çıkıyormuş tüccar kılıklı birileri. Habsburgların adamları olabileceğini düşünüyorum paşam. Bu mevzuyla alakalı derhal tahkikat yapılmasını istiyorum. Mustafa Paşa, Sinyor Girit'ti. Bununla siz alakadar olun. Başım üstünde hünkârım. Müsaadenizle biz çıkalım. Sinyor Girit'ti. Buyurun.
Hünkârım, Tac'ın kaçırılmasına karşılık yapacağımız hamleyi konuşmamız icap eder. Ali Bey'le beraber has odaya gelin, orada görüşelim. Kim ölmüş? Kimin elbasıymış bu? Kimin olacak prensesin? Bir daha dönmeyecek belli ki. Hürrem Sultan'dan korkulur valla. Sultanım, hoş geldiniz. Afiyet olsun kızlar. Yiyin yiyin, daha çok var. Eksik olmayın sultanım. Sayenizde ağzımız tatlandı. Allah razı olsun. Derhal topla eşyalarını. Neden? Ne yaptım ben? Saraydan mı atıyorsunuz yoksa? Suçum ne? Kes sesini de dediğimi yap. Esma nerede? Esma! Buyurun daha Yatun. Sen de topla eşyalarını. Hürrem Sultan'ın hizmetinden alındınız. Bundan böyle kızlarla taşlıkta kalacaksınız. Hünkârım, elçiler hanında kalan yabancılardan prensesin nasıl kaçtığını öğrendim. Prenses bir gemiyle Venedik'e doğru yola çıkmış. Yanlışım var Pargalı. Prenses bir Venedik gemisiyle Kale-i Sultaniye'ye doğru yola çıktı. Oradan aktarma yapıp Trieste'ye gidecek. Oradan da Viyana yakınlarında adı belli bir manastırda günahlarından arınmaya çekilecek. Bağışlayın hünkârım, ben malumatları parça parça edindim. Onun için. Lakin siz nasıl bunu... Bunu hep unutuyorsun Pargalı. Ben istersem her şeyi bilirim, duyarım. Benim bilgim dışında hiçbir hadise cereyan edemez. Lakin eğer istersem, mühim bulursam, kıymet verirsem, benim bilmediğim hiçbir malumat da sana ulaşmaz. Bunu unutma. Bali Bey huzura kabulünü bekler hünkârım. Gelsin. Bugün boğazın sularının ışıltısı insanın gözünü kamaştırıyor değil mi Pargalı? Hünkârım. Hoş geldin Malkoçoğlu. Ne dersin Pargalı? Şarken'e nasıl bir cevap verelim? Henüz bir savaş kararı almak için erken hünkârım. Lakin İvedilik'te iktisadi ve siyasi tedbirler alabiliriz. Ben de aynı kanaat taşıyorum hünkârım. Emir verirseniz küçük bir birlikle yola çıkıp kaçırılan tacı almaya gidebilirim. Alırsın bilirim. Lakin ben seni böyle bir tehlikeye atmam. O vakit bana müsaade edin hünkârım. Paşamızla da konuştum. Benim Semendire'ye geri dönmem lazım. Babamın bana ihtiyacı var. Orada her daim vazifeye hazır bir şekilde emirlerinizi bekleyeceğim. Müsaade etmiyorum, gidemezsin. Zira sana burada ihtiyacım var. Burada bu çatının, bu gök kubbenin altında benim yanımda olmalısın. Bu mühür bundan böyle senindir.
Seni hasuda başım yaptım. Burada? Siz de kimsiniz? Nilüfer nerede? Nilüfer! Esma! Sultanım, bizi buraya Dahi Hatun getirdi. Nilüfer gitti anne. Esma da gitti. Nereye gittiler? Validemizin emri böyle sultanım. Bundan sonra Esma ile Nilüfer yerine biz sizin hizmetinizdeyiz. Bundan sonra hiçbiriniz Hürrem Sultan'a yaklaşmayacak. Emirlerini yerine getirmeyecek. Ona tek kelime etmeyecek. Onun gözünün içine bile bakmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Valide Sultanımız aksini yapanı saraydan gönderecek. Nigar, kızlara yatacak yerleri sen göster. Dahi Hatun'u. Ne oldu yine? Hünkârımız Malkoçoğlu Bali Bey'i hasodabaşı olarak tayin etmiş. Malkoçoğlu da almış mührü koymuş koynuna. Hayırlara vesile olsun Sümbül. İnşallah. Vali Bey, bir daha gelmezsin sanıyordum. Ben de öyle. Lakin hünkârımız burada kalmam buyurdular. Kızım Armin buna çok sevinecek. Bu kolye sizde kalsın. Ona vermek için benden almıştınız. Geri bas, geri, 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 geri. Nereye gidiyorsun be adam? Çekil be adam. Oyalama beni. Hürrem Sultan'ımın yanına gidiyorum. Gidemezsin. Ne demek gidemezsin? Yasak mı ki?
billahi bildin, yasak. Zinhar yaklaşamazsın. Sadece sen değil, Nigar Kalfa'ya da yasak. Nilüfer Hatun'la Esma Hatun'u da aldılar hizmetinde. Aa, Hürrem Sultanım yalnız mı kalacak? Kim koşturacak hizmetine? Elbet koşan bulunur. Sana mı düştü tasası? Allah Allah. Söylediğiniz gibi hepsinin kulağını çektim Valide Sultanım. Hepsi aldı dersini. Sakın müsamaha gösterme. Hürrem'in yakınında, yanında gördüğün kim varsa at saraydan. Haremi kim yönetiyor? Hatırlasınlar. Sultanım, Valide Sultanımız müsait değil. Çekil önümden. Hürrem, seni de hayremde görmek istemiyorum artık. Esma ve Nilüfer'i elimden aldınız. Lakin bu bana değil, çocuklarıma eziyet validem. Çık dışarı. Umrunuzda bile değil tabii. Ne de olsa ben doğurdum onları. Kendinle eş tutma. Onlar hanedan mensubu. Ben asıl senin eziyetinden koruyorum torunlarımı. Ne yaparsanız yapın, evlatlarımla arama giremezsiniz. Zira hepsi aşkla bağlıdır bana. Tıpkı babaları gibi. Felekten çaldığınız son gece beyim. Artık rahat dolaşamazsınız buralarda. Malum hasoda başılık var serde. Arada uğrar yoldaşlık ederim sana. Hı. Pasamos geldiniz. Vallahi gözlerim yollarda kaldı. Aylar oldu görmedim sizi. Geldim işte. Evlendiğinizin haberi geldi. Pek şaşırdım doğrusu. Eleni sen bizi yalnız bırak. Neyiniz var Pasa? İyi misiniz? Yok bir şey. Haberin yok mu yasak? Gizli saklı geldim sultanım. Zira mühim havadislerim var. Süre çabuk. Nasıl, iyi bakıyorlar mı size? İşleriniz aksamıyor ya. İyi. Bir şey aksamıyor. Ne haberi getirdin? Bugün Hatice Sultan beni saraya çağırdı. Yakup'u getirmemi istedi. Yine ne soracak acaba? Vallahi ben bilmem. Getir o halde. Lakin Hatice Sultan'la görüşmeden önce benim haberim olsun. Emredersiniz sultanım. Bir havadisim daha var. Hünkârımız Malkoçoğlu Bali Bey'i hasadobaşı yapmış. İbrahim. Neden erkenden yattın? Hasta mısın yoksa? Hayır, hayır.
Yoruldum bir hayli, uzanmak istedim. Vali Bey, Haso da başı olmuş dediler. Doğru, evet. İyi olmuş. Artık aşkından daha az mahrum kalır. Sen bu karardan memnun değilsin galiba. Hünkârım, bir başkasına nasıl emanet edebilirim ki? Rahat değil içim. Bali Bey zamanında Yahudi bir kızı kaçırmış. Çarşıda Joshua Efendi diye bir esnaf var. Kendisi sarraf, onun kızı. Bali Bey çok aşık olmuş ama. Sonradan duydum ki İbrahim Paşa'mız kızı babasının evine geri götürülmesini emretmiş. Bali Bey de karşı gelmiş. Kız sırf Bali Bey'in başına bir iş gelmesin diye babasının evine geri dönmüş. Sonra da hastalıktan ölmüş. Bazıları üzüntüden diyor, bazıları vebadan. Demek araları iyi değil. Böyle bir tatsız olay yaşanmış işte. Neyse, sen git artık. Başın belaya girecek. Emredersin Sultan. Yakaladım seni. Yasak dememiş miydim sana? Şimdi dayı hatuna gidiyorum. Ha, gittim. Dur ağam, dur ya, dur. Hürrem Sultan'ım bir şey ısmarlamıştı. Onu vermeye gittim. Vallahi bak. Af yok. Acımayacağım sana. Dur ağam, dur ya, dur. Bir. Bu da üç. Oldu olacak, canımı al. Al şu canını kökünden de sen de kurtul, ben de kurtulayım ya. İlkin günahı olmaz derler. Amma ve lakin bir daha yakalarsam gözünün yaşına bakmam, sürerim seni. Yallah Edirne Sarayı'na. Düşersin buralara. Nerede o sevgili sultanın? Gelsin de kurtarsın seni şimdi. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Ne oluyor burada? Birden saldırdı. Yalan. O sataştı bana. Sen git Gülşah. Canına mı susadın sen? Dayı hatun ben. Nereden buldun bu hançeri? Hürrem Sultanımızın da. Apar topar çıkarınca siz beni, üstümde kalmış. Sen git yat. Sultanım, hayırlı sabahlar. Bali Bey,
Demek geldiniz. Has odabaşı olduğunuz için tebrik ederim. Bu mühim vazifeyi hakkıyla yapacağınızdan kuşkum yok. Hünkârımıza bu kadar yakın olmanız içim rahatlattı. Gözüm arkada değil artık. Teveccühünüz. Sağ olun sultanım. Hünkârım. Bali Bey'i tebrik ediyordum. Ne yapacaksın bugün? Atımı görmek istiyorum. Çok özledim. Âlâ. Vakit bulursan ben de gelirim. Gidelim Malkoçoğlu. Paşam, Signor Grit de haklı çıktı. Şu Anadolu'da dolaşan seyyahlar, kafirler, Habsburglara uşaklık ediyormuş. Mektupta yazılanlar devleti Aliye için ciddi tehdit yaratacak cinsten. Anlaşıldı. Hünkârım. Destur! Aşkım. Canımın parçası. Kıymetlim. Güzel gözlüm. Kendi ellerimle besleyeceğim onu. Geldi sultanım. Gel dayı. Bir şey mi var? Bu hançeri Nilüfer Hatun'un elinden aldım. Hürrem Sultan'ın etrafında kimse kalmadı. Bundan sonra bizden habersiz adım bile atamaz. Anlaşıldı sultanım. Dışarıda bekle. Yakup Efendi. Sizi dinliyorum. Yakın zamanda oğlumu kaybettim. Senin bana söylediğin altın saçlı oğlumu kaybettim. Ben bu acıdan nasıl kurtulurum? Nasıl devam ederim? Artık hayatta nasıl kalırım bilmiyorum. Korkuyorum. Ne olur iyi şeyler söyle bana.
Sizi rahatlatmak isterdim. Elimden bir şey gelmiyor. Ne yazık ki hanenizdeki hırs hanenize ölüm de getirecek. Hanenizden biri güçlendikçe ölüme daha da yaklaşıyor. Hünkârım, Ferdinand Şah Tahmasp'a alenen ittifak teklif ediyor. Şah kafirle ittifak kurmaktan kaçınacaktır. Fakat Avrupa'ya yardım ettiği de bir gerçek. Hünkârım, bu yakınlaşma cezasız kalmamalı. Kafirle işbirliği yapanı cezasız bırakmayız elbet. Bugün değilse yarın Şarlken ve Ferdinand'la karşılaşacağız. İşte o gün kurdukları bu ittifak tuzağına kendileri düşecekler. Hünkârım, Avusturya'dan Arşidük Ferdinand'ın iki elçisi gelmiş. Görüşmek için beklerler. Gelsinler. İbrahim Paşa. Hünkâr. Evvela sana anlatsınlar. Bakalım maruzatları neymiş? Söylesene. O kadarını bilemem sultanım. Size gördüğüm kadarını söyledim. İbrahim. İbrahim Paşa ile aramızda bir gölge olduğunu söylemişti. Hala görüyor musun o gölgeyi? Gölge artık daha büyük. Kapkara bir bulut suretinde. Fırtına yakındır. Dediklerinin hepsini söyledim. İnandı mı? İnandı. Çok heyecanlandı. Büyük tesiri olmuştur bence. Aferin. Yakup Efendi, hazır gelmişken benim akıbetimi nasıl görüyorsun? Nasıl görünüyorum yani? Kelleli mi? Kellesiz mi? Neyse boş ver, boş ver. Söyleme, söyleme. Tamam. Dayı Hatun, beni emretmişsiniz. Anladın mı? Öldüreceksin onu. Sakın diyeyim kimselere görünme. Yakalanırsan da ağzını açayım deme. Hiç merak etmeyin. Kimsenin ruhu duymadan alırım canını. Avusturya Arşidükü Ferdinand'ı temsilen
elçileri Kont Hobordaski ve Kont Vesselberger huzurlarınızdalar Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Paşa Hazretleri. Hoş geldiniz. Paşa Hazretleri, Arşidük Ferdinand'ın bize teslim edilmesini istediği, Osmanlıların ele geçirdiği yerlerin bir listesini size takdim etmek isteriz. Demek Osmanlı'nın kazandığı, zapt ettiği toprakların ve kalelerin bir listesini vereceksiniz bize. Öyle mi? Doğru mu anlamışım? Ferdinand Macar tacını kılıcıyla kazanamayıp saraydan çaldığı vakit kendisini tahtın da mı sahibi olarak belledi? Okuyun bakalım, duyalım. Nereleri geri verecekmişiz size? Belgrad, Saban, Slankamen, Varadin, İlok, Seren, Atsiya, Vednek, Kropa, Yayça, Zvezi, Banaluka, Zemlin, Onova, İrek, Zenzenet, Orsova, Mihaldi, Skardona, Ubdine, Segedin, Novograd ve Zardin kalelerini masrafları karşılanarak terk edilmesini. Hayret. Hayret. Arşidükünüz Ferdinand İstanbul'u neden koymamış listesini anlayamadım doğrusu. Yoksa kendisi beğenmiyor mu bu dünyanın en büyüleyici, en güzel, en muhteşem şehrini? Mustafa Paşa, elçileri elçiler hanında ağırlasınlar. Bizim iznimiz olmadan payitahttan asla ayrılamazlar. Vakti gelince cevaplarını alacaklar. Beklesinler. Kızlar, şöyle yer açın da azıcık sohbet edelim. Hadi. İlah. Ben sana ne dedim? Göz önünden ayrılmayacaksın demedim mi? Hürrem Sultan'ın odasına gittiysen billahi acımam kapının önüne koyarım seni. Ne yapıyorsun be adam? Acıdı mı? İblis. Sen göreceksin. Senin o kulaklarını eşeklere yedirmezsem bana da külah demesinler. Sen göreceksin. Fidan Hatun, gel buraya. Buyur ağam. O işi bu gece hallediyoruz. Tamam. Sohbet yattı. Asabım acayip bozuldu. Ne oldu, ne bu telaşın? Sizi öldürecekler. Nasıl? Kim öldürecek? Dahiye Hatun'u konuşurken gördüm az evvel. Birine hançer verdi. Onu öldüreceksin dedi. Sultanım, hadi sakin olun artık. Anlatın lütfen. Ne oldu, ne söyledi?
Hırs onu öldürecek dedi. İbrahim'e bir şey olursa ben yaşayamam Gülfem. Siz ona bakmayın sultanım. Geleceği Allah'tan başka kimse bilemez. İbrahim'le aramızdaki gölge büyümüş. Kara buluta dönmüş. Fırtına yakındır dedi. Keşke beni dinleseydiniz de gitmeseydiniz. Hünkârım, Ferdinand'ın elçileri şuur kaybı halindeler. Zira bizden talep ettikleri karşısında kellelerini alsak yeridir. Signor Laski, siz olun, elçilik yaparken kellenizi de kollayın. Hakimiyet altınla, mücevherle olmaz. Ancak kılıçla olur. Kılıç hakkı olarak kazanılmış bir memleket de yine ancak kılıç ile muhafaza olunur. Bu ana kadar pek çok kısmı harap olmuş olan Macaristan'ın bizim için öyle büyük de bir önemi yoktur. Hükümdarınız hünkârımıza biat ederse, hasmınız olan Ferdinand'ı perişan eder, bütün memleketlerini atlarımızın ayakları altında çiğneriz. Bu bizim için pek kolay bir meseledir. Zira bir koldan ben, bir koldan Ayaz Paşa memleketinize yürürsek, İki hükümdarın da perişan olacağına emin olabilirsiniz. Ve ne zaman lüzum görürsek bunu yaparız. Bu din yeni bir İstanbul haline getirilecektir. Zannedersem ben çok söz söyledim. Zira biz Osmanlılar az söyler çok iş yaparız. Ez cümle, kazanılmış hiçbir toprak geri verilmeyecektir. Safevilerin Osmanlı'ya savaşa çekmek için yola çıktığını haber aldık Papa Hazretleri. Bizimle Acemler arasında ittifakta bulunmayı reddetseler de Batı'ya Hristiyan alemine çıkarları için yardım edecekler anlaşılan. Böylece Osmanlı'nın dikkatini doğuya çevirecekler. Bizden uzak tutacaklar. Ferdinand Sultan Süleyman'ı kışkırttı. Kötü olacak bu oyun. Zararını görecek. Geri dönüşü olmayan bir yol bu. Kilisemizin düşmanı Luther'in bile anladığı gerçeği Ferdinand anlamıyor. Luther, sakın Türklerin karşısına çıkmayın diye tembihliyor kendi destekçilerini. Sultan Süleyman yakında Avrupa'ya öcünü almaya gelecek. Macaristan'la sınırlı kalmayacak, üstelik hedefini daha da büyütecek. Tanrı Roma'yı, kilisemizi ve aziz Katolikleri korusun. Benim bulunduğum yer bizim merkezimizdir. Yeryüzünün merkezi size gösterdiğim bu elmanın var olduğu topraklardır. Büyük atam Sultan Mehmet Han'dan beri Osmanlı batıya gidişinin hedefine kafirin kalbi Roma ve San Pietro Kilisesi'ni koymuştur. Bu Otranto zaferinden beri böyledir. Bizim vasıtamızla İslam Batı'nın kalbine kadar ilerleyecektir. Osmanlı'nın yeni topraklar keşfetmekteki arzusu
ilahi kelimetullah inancımızdan feyz almaktadır. Allah bu mübarek yolda yardımcımız olsun, mahcup etmesin. Sizi öldürecekler. Birine hançer verdi. Onu öldüreceksin dedi. Ne yapıyorsun? Oğlum bana ver. Kim var orada? Kimi sakladın sen? Sultanım benim. Çık dışarı. İkiniz de çıkın. İstemiyorum sizi. Tillahi çok iyi oldum. Sen neden geldin? İyi, istemem git. En son geldiğinde ortalık birbirine girdiydi de benim ruhum duymadıydı. Vallahi kalbime sıkıntı geldi. Karalar basıyor içimi. Daralıyorum her gece o kadar kızla uyumaktan ha. Hı hı. Şöyle sizin yanınıza kıvrılıp başımı göğsünüze yaslasam. Tövbe estağfurullah. Abi üstünüzü çıkarın da merhem sürüyüm. Ay olur mu hiç? Ay, olur mu? Çok güzel olur. İyi tamam hadi. Ay. Harem'in namusuna mı göz diktin sen? Bir de en namuslu kızdı bu. Tövbe haşa. Ya şunu. Neyine güvenip de bu işlere giriyorsun? Yarım yamalak halinle. Şimdi elime düştün. Sultanım, emrinizi yerine getirecek birini görevlendirdim. Yarın kimseler duymadan bu işi bitirecek. İyi, pek güzel.
şimdiye kadar güzellikle anlatmaya, yola getirmeye çalıştım. Lakin olmadı. Hakkınız var elbette. Lakin tek endişem şu ki sultanım, hünkârımız kendileri buradayken nasıl olur? Olacak dahi. Her şey aslanımın gözlerinin önünde olacak. İlahi bir şey yok. Sırtım ovuyordu sadece. Daha önce de yaptıydı. Oo. Muhabbeti iyice ilerletmişsiniz. Anlat anlat, çekinme. Daha evvelsi de var yani. Ay dilim eşek arası soksun. Bittin sen Sümbül Ağa. Valide sultanımız duyunca kellen gidecek. Uy. Sana kim inanır? Git anlat. Fidan'ı sorguya çekerler elbet. Ne anlatacaksın söyle de duysun ırz düşmanı. Başla. Ne vakittir sıkıştırıyordu beni. Eğer bu gece yanına gelmezsem saraydan attıracağını söyledi. Be yalancı melune! Sen elimde kalacaksın! Şşş, sakın dokunma. Vallahi dökerim senin ipliğini pazara. Allah'ın cezası. Söyle ne istiyorsun? Bu aramızda sır olarak kalabilir. Lakin şartlarım var. Evvela benden çaldığın altınları geri vereceksin. Ah. Ne altın? Vallahi gidiyorum. Tamam tamam. Vereceğim. Acıyor mu buralar? Dillahi acıdı. Çok güzel acır ama burası. Üstünü sıkma. Burasını mı sıkmayayım? Burasını mı sıkmayayım? Allah! Burasını mı sıkmayayım? Kurban. Neydi senin adın? Menekşe Sultanım. Güzel isim. Nereden geldin sen? Kavala'dan. Sevdim seni. Akıllı bir kıza benziyorsun. Sakın ha. Başkalarının aklına uyup yanlış işler yapma. Haşa sultanım. Benim vazifem size hizmet etmektir. İyi. Hadi göreyim seni. Hatice Sultanımızın durumu eskiye nazaran daha iyi. Ama ne yazık ki aklı hala kaybettiği oğlunda. Tam şükür geçti derken zamansız vuruyor acısı. Durup durup yıkılıyor sultanım. Hatice'min kalbindeki yara ancak nur topu gibi evlat doğurunca geçecek. Kederi başka türlü dinecek gibi değil. Ben de öyle söyledim validem. Rabbimiz izin verse de yüzü yine gülse keşke. Thank you.
benim. Nigar kafa delirdin mi sen? Korkuttun beni. Bağışlayın Sultan Hanım. Size kötü bir haberim var. Sultanım, sakin olun sultanım. We'll be right back.